Çok huzurlu be. Aa, böyledir. Ben senin omuzundan bahsediyorum. Huzur nerede biliyor musun? Huzur insanın kafasında. Yani insan bir tek kafası rahatken huzurlu olabiliyor. Peki sence bizim kafamız rahat mı? Rahat tabii. Yani ferdi ve deryken rahat. Hı. Tek işte Nevizade'yken değil. Peki Ferdi, bir şey soracağım. Biz Kandemir abiye ne zaman söyleyeceğiz? Daha kendimize yeni söyledik. Dur bakalım. Ya, dur bakalım da dur bakalım ya. Ya böyle ne yani? Evin içinde birbirimizden kaçarak, böyle Tom ve Jerry gibi birbirimizi kovalayarak mı geçecek zaman? Ya yok, niye öyle geçsin? Tezgah bitecek işte. Tezgah bittikten sonra biz de söyleyeceğiz zaten. Tezgah bitecek de. Ceyhun ne olacak peki? Bak Kandemir abiye biz bunu söylersek bence daha rahat edeceğiz. Söyleyelim. Ne olur? Allah Allah ya. Derya, nedir senin bu inadın? Zamanı gelince söylenecek zaten yani. Zaman, o zaman ne zaman gelecekse artık. Ya Ceyhun dün daha nikah tarihi kovalıyordu. Şimdi aramız düzelince tekrar başlayacak bu muhabbet. Bence söyleyelim. Ya sürekli biz niye Ceyhun'dan bahsetmek zorundayız? Sürekli neden mevzu hep Ceyhun'a geliyor? Başlayacağım şimdi Ceyhun'la. Ay biz zaten Ceyhun'a sallamaktan başka hiçbir şey yapmayalım, tamam mı Ferdi? Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer sen söylemezsen ben söyleyeceğim Kandemir abiye. Ne yapacaksın, ne yapacaksın? Söyleyeceğim. İyi söyle. Gelecek zaten birazdan, söylersin. Çünkü benim beynim basmıyor. Ben söyleyemiyorum, sen söyle. Söylerim. Harice ne demek ya? Ceyhun'a sallamaktan başka bir şey yapamıyorsun. Sen ne biçim konuşuyorsun benimle? Allah Allah ya. 40 yılda bir geldik şurada sandal sefası yapacağız, zehir ettin ha. Ya gelmeseydin ya. Allah Allah. E tabii doğru söyledim ya, şimdi hemen atarlan. Ya Derya, şurada 5 dakika önce huzurlu huzurlu konuşmuyor muydun? Niye sen şimdi başımın etini yemeye başlıyorsun? Ben söyleyeceğimi söyledim. Söyleyeceğim söyledin. İyi, aferin sana. Kaptan, gidiyoruz, çalıştırsana motoru. Hayır kaptan, hiçbir yere gitmiyoruz. Gezeceğiz daha. İnmek isteyen atlayabilir. Atla. Oh be. Vallahi oh be ya. Resmen fırsattan istifade sandalcılığımızı da yaptık. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bence kanepecilikte böyle ulaşamadığımız %100 randımanı biz sandalcılıkta yakalanmışız gibi geliyor. Peki tam olarak ne yapılıyor bu sandalcılıkta ya? Olayı ne bu sandalcılığı? Şimdi suyun altında da yapılabilecek ama zor olan şeyler suyun üzerinde sandalda çok daha rahat yapılabiliyor. Yani neticede dünyanın 1/4'ü suysa, 1/4'ü de kara ona bakılırsa. Tam bu noktada insanın da 1/4'ü su. Tam bu noktada sana şunu söyleyebilirim ki sen benim için su gibisin. Kurban olurum. 1/4'ümü kaplıyorsun. Ama çeyrek Carlos da yeter bana, yürürüm sana. Bak şurada sana bir ölürüm var ya, el alem böyle şaşar kalır. Yemin ediyorum insan böyle birini çok çok sevdikçe daha çok korkuyor ha bitecek diye. Aa, biter mi kız hiç? Ben var ya bugün seni unutmaya başlasam sadece şu elini unutmam 50 sene sürer be. Tam bu noktada mesela şu an ben sana bakıyorum ya gözlerine falan. Benim bu sıfatı unutmam minimum 100 sene abi. Ben sana bir şey diyeyim mi? Böyle tepeden tırnağa böyle komple sen asır asır yani. Oğlum ben seni çok seviyorum ya. Yemin ederim öleceğim abi. Aşktan ölünüyor muydu la? Ölme kız ölme ya. Yaşa bana. Biz çok saçma diyaloglar ediyoruz ama çok seviyoruz birbirimize. Evet ama çünkü bizim bir tarzımız var. Tarzım mısın tarzım? Tarzımsın tarzım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?